Merhabalar efendim, sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu hesapta olmayan bir video, çünkü pazar akşamı bir makale ve araştırma okudum. Bu tatlı kuzuyu da internette görünce o makaleden gördüğüm bu sözü sizinle paylaşmak istedim. Yüzü ve annesi olan hiçbir şeyi yemeyin. Ben netçilere genelde karışmam ama eğer damar tıkanıklığınız varsa, stent olmuşsanız, bypass olmuşsanız ve şikayetleriniz varsa karışırım. Bu büyük bir çalışma, vejeteryan ve veganlar üzerinde yapılmış olan toplam 93 çalışmanın özeti diyebiliriz. Öncelikle şu vejeteryan ve vegan ayrımına bir bakalım. Lakto-vejeteryan demek et ve yumurta tüketmeyen fakat süt tüketen demek. Ovo-vejeteryan ise et ve süt tüketmeyen ama yumurta tüketen. Lokto-ovo-vejeteryan ise tahmin edileceğiniz üzere et tüketmeyen ama süt ve yumurta serbest olan. Veganlar ise et, süt ve yumurta tüketimini hiç yapmazlar. Bu çalışma oldukça önemli bir çalışma. 2017 yılında yapılmış bir çalışma. Beni vejetaryen olarak kabul edebilirsiniz. Önce onu küçük bir not olarak vereyim. Bu sistematik olarak prospektif dediğimiz ileri dönük yapılmış olan çalışmaların bir toplamı. Peki neye bakmışlar? Bir uzun dönemli kanser ve riskler ve sağ kalıma bakmışlar. Sadece kansere değil, aynı zamanda kalp damar hastalıklarına da bakmışlar. Zaten benim konum bu. Özellikle bitkisel beslenme ve damar tıkanıklığı üzerinde okuyorum, çalışıyorum ve sizlere videolar hazırlıyorum. Peki sonuç ne çıkmış? Bakın sonuç oldukça enteresan. Özellikle vejeteryanlar bir kere kalp damar hastalığı açısından ve aynı zamanda kalp damar hastalığının hem görülme hem de ölüm oranları açısından bir adım öndeler. %25 oranında düşmüş. Veganlarda ise kanser görülme oranı %15 oranında düşmüş. Yalnız burada önemli bir nokta var. O da şu, bildiğiniz üzere veganlarla vejetaryenler arasında çok fazla bir ayrım yapılmaz. Ama bu sonuç bana oldukça ilginç geldi. Özellikle kalp damar hastalığı riskinin çok önemli bir şekilde düşmediği yönünde ilginç bir düşünce var. Sonuçta süt çiftlik olursa evet, yoğurda az miktarda evet, yumurtaya evet, endüstriyel peynire hayır. Evde yapılmış yağsız olmak şartıyla az miktarda peynir kullanabilirsiniz. Aslında bunlar benim kalp damar hastalıkları açısından genel önerim olarak kabul edebilirsiniz. Özellikle şikayetiniz ve öykünüz varsa. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.